Ya bir dakika, bu kadar değil. Bir şey vardı bunun arkasından. Rap şeklinde mi söylüyordunuz bunu? Ne oluyordu? Bunu sahnede söylüyordu. He? He? Bir şey vardı, rap şeklinde mi söylüyordunuz arkadaşlar? Vardı, evet. Bir onu alabilir miyim çok kısa? Buyurun al. Alalım mı? Önce rak yapalım. Ben bir telefon alayım, anlaşıldı. Alo. Alo. Belli etti çünkü yani. Buyurun, Emek Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce size başarılı bir program diliyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Hep komik gelirdi bana. İnsanların telefon açıp çok heyecanlıyım demesi. Evet. Fakat şu anda kalbim duracak gibi. Ha? Aman yayında durmasın, mühim olan o. Evet. Buyurun Emek Hanım, sorunuz kime? Okan Bey tabii ki. Hande Hanım pek kusura bakmasın ama. Hande'ye soru çıkardın arkadaşlar bir yerde. Alo. Evet Okan Bey, sorunuzu bekliyor. Okan Bey'e soracak fazla bir şeyim yok. Yalnız bir şey aklıma geldi şimdi. Geçen gün bir ödül kaybetmiştiniz. Ne ödülüydü, hatırlayamadım da onu soracaktım. Yapma. Lütfen alayım. Okan ne ödülü, ödül mü kaybettin? Ya İmkansız işte çünkü. Şu... Ya yapma, benimle dalga geçiyor yani. Ben o kadar keriz miyim ya? Yani? Ama seni çok seviyorum. Ama siz... gerçekten yani seyrettiğim tek program diyebilirim. Yalan Rüzgarı'nı bile seyretmiyorum. Oh. Sakın beni seyretme. Ve gitmeniz tabii ki beni de çok izliyor. Yeniden başka bir kanala geçecek misiniz? Tamam çocuğum, bir gün bir minibüste, otobüste falan karşılaşırız şimdi. Böyle yapma ya, of hadi. Aa, güle güle. Peki beyaz. Emek Hanım, ya Emek Hanım'ı da... Beyaz. Bilmem, güzel de konuşuyordu, evet. Seni çok seviyorum. Sağ ol, ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Çok, çok iyi bir adam. Çok iyi radyo programları var. Acayip iyi radyo programları. Programını da söylemiştin, sağ olasın. Hayır, saçmalamayın ya. Yani çok da iyi bir televizyoncu. Bir defa çok memnunum o radyo dekorundan kurtulduğuna. Burada seyircilerim var. Hepsi çok tatlı insanlar. Ben böyle kimseye sırnaşmam biliyorsun. Yani hepsi çok hoş, çok hoş konuklarım var. Genç insanlar var ve galiba bir, hakikaten bir alternatif ses buralardan yükseliyor, haber programlarından değil. Yani show programları Türkiye'de gereksiz yere bir misyon üstlendi. Yani bu misyonu da herhalde, ya biz sonuçta iş adamlarıyız ya. Yani biz para kazanmak için televizyon yapıyoruz. Çünkü niye? Televizyon iki işe yarar bütün dünyada. Şöhret, para. Gereksiz yere bir misyon yükleniyorsun ve gerçekten genç insanların geldiği, kendi dilekleriyle, kendi ceplerinden para verip, yol paralarını verip geldiği programlar Türkiye'de başka bir şey yükseltiyor. Çok memnunum. İyi ki varsın. Ve sağ iyi ki deviriyorsun sen önceki. Arkadaşlar şimdi şey var tabii. Okan yapmayacak, ben yapmayacağım, başkası yapmayacak. Nasıl çıkacağız aydınlığa? Değil mi? Yani sen yapmazsan, ben yapmazsam. Hande Hanım. Bir de Hande bir var. Telefon var size. Ersan Bey'den. Tanır mısınız kendisini? Çok iyi tanırım. Ersan Bey, alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler artık. İyi buyurun. Geceler. Hande Hanım sizi dinliyor. Ben program hakkında görüşlerimi söylemek için aramıştım. Bir kere programınız çok güzel. Okan Bey'in konuk olması ayrıca güzellik katıyor programınıza. Olacak, daha pişeceğiz. İçinde pişiyor. İçinde öğreniyoruz. Okan sen de içinde öğrendin. Ben de içinde öğrendim, evet. Başta bilmiyordum nasıl olduğunu. Bir saniye. İçinde öğrendim, evet. Yani bunlar da seyirciliği için de yavaş yavaş gele gide alkışlamayı öğrenecekler, bağırmayı öğrenecekler. Yanıma paraya bağlıyoruz. Alo. Programınızın çok iyi devam etmesini diliyorum. Ayrıca Okan ve hakkında da, yani Okan abimiz hakkında da görüşlerimi söylemek istiyorum. Bir programda Okan abinin intihardan falan bahsettiğini duydum. Bir kere çok üzüldüm. Okan abi bize bu... Ben evet aralığın 26'sında intihar ediyorum. Burada söyleyeyim de gelin intiharıma, beklerim. Etme abi ya valla. Bir de Catherine bir şeyler ayarladık. Kanepeler falan dolaşacak böyle, bizler ben intihar ederim. Oğlumuzun intihar törenine. Bizler çocukken gibi dinleyeceğiz abi ya. Yani işte.
Ne bileyim. Peki Ersan, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, Hande bana kaldı anlaşılan. Ya Beyaz, insanlar ne sorabilirler ki yani? Beni çok fazla tanımıyorlar. Ya ne sorabilirler? Olur mu Hande? Bir, yani ne sorabilirler? Üç ödül aldın. Gerçi tabii bir televizyon yani filmi oldu. Yani ilk sinema, sinema filmim. Evet. Ve yani bilmiyorum, onu çok fazla sinema seyircisi var mı? Yani bunu gören var mı? İsterim ki olsun tabii ki. Ama hani bana ne sorabilirler? Ne sorabilirler? Sana söyleyeyim ne sorabilirler. Hadi sor. Senden, senden sana... Hazır bak. Soru var. Sana umudu sorarlar. Sen bir umutsun. Sinemada bir umutsun, yeni bir umutsun. Sana bu umudu sorarlar. Herkes bayılıyor sana. Sokakta çıkıyorsun, soruyorsun insanı kim? Sinemaya gelen yeni bir yıldız ismi söyleyin. Hande diyor adam. Sana bunu sorabilirler. Tabii tabii, Hande diye konuşuluyor dışarıda. Nerede? Vallahi konuşur? Bak dışarıda, dışarıda konuşuluyor ya Hande diye. Ama sen misin bilmiyorum tabii de Hande diye konuşuluyor. İsim benzerliği olabilir. İsim benzerliği olabilir. Tolga Bey. Evet. İyi geceler. İyi geceler efendim. Evet, kiminle görüşüyoruz? Ben Tolga Korkmaz. Hadi Tolga ile görüşüyoruz. Evet, buyurun Tolga Bey, dinliyoruz. Size bu yeni programı açtığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz. Hande Hanım'a da teşekkürler. Okan Bey'e ben bir soru soracaktım. Okan Bayülgen'i. Okan Bey'i çok seviyorum. Ailece seviyoruz yani. Biz de evet efendim. Evet diyorum yani. Ben bu kadar namuslu bir program yapmıyorum ailecek seyredilecek. Ya yine sabahlara kadar izliyoruz yani. Okan'ı biz de ailecek. Annem çok seviyor seni Okan. Evet, ben de anneni çok seviyorum. Bir kere telefonla konuştuk annemle. Konuştunuz tabii telefonla. Evet. Bekliyordu, yemeğe de bekliyordu. Bir gün Cem Ceminay ile sana yemeğe geleceğiz. Annenin yemeklerini yemeye. İnşallah. Cem Ceminay, sen, ben. Zaten kaç kişiyiz? Üç tane radyocu var. Cem Ceminay, sen, Beyaz, Okan Bayülgen. Neriman Altındağ Tüfekçi. Evet. Neriman Altındağ Tüfekçi henüz başlamadı. O, değil mi? Evet. Alo. Dinliyoruz. Son telefonumuz artık. 12-13 bölüm sonra programı bırakacağım diyorsun. Evet. Bırakmayacağım daha. Bırakmayacak mısınız? Beyaz devam ediyor. Ben sizin yerinize mi? Benim yerime devam etmiyor. Beyaz'ın kendi... Bir kulvarı var. Beyaz orada koşuyor. Ya çok tabii yani koşuyor. Ona göre bir kulvarınız var da yani bayağı da seyirci bir kitleniz var. Yok, ben kesmiyorum. Ben telefonu. Kesiyorum. He. Peki, Okan kesiyor telefonu. Okan, kahven bitti mi? Bitti. Sigaram bitmedi daha. Sigaram bitmedi. Artık Hande, geç oldu, biz kalkalım biz diyorum kalkalım, ben. Biz kalkalım. Onun için pek rahatsız etmeyelim sizi. Yeter değil mi bu gecelik bu kadar? Ha? Sorunuz soru var, sorun arkadaşlar, sorunuz da bir saattir bekliyoruz, buyurun. Ben Hande Hanım'a soracaktım. Filmdeki rolünü hak ettiğine inanıyor mu? Yani filmdeki rolü size kim ayarladı diye sorayım, bilmiyorum. Amcanız mı, halanız mı? Yani Türkiye'de böyle yürüyor, siz hak ettiğinize inanıyor bir musunuz? Bir rejissörle yattın mı diye soruyor. Yatmadım ve hak ettiğime de inanıyorum. Bu kadar. Yani sen aslında ödülü hak ettiğine inanıyor mu diye soruyorsun değil mi? Yani bilmiyorum, filmdeki film rolü... çok çekiniyor yani. Filmdeki rolüyle alabilir tabii ama... Filmi izlediniz sen, mi? Evet, ben izledim. Filmi izlediniz mi? Hayır, izlemedim. O zaman izleyin, öyle sorun. Öyle konuşalım. Yani... Daha güzel olur. Hani sen filmi izlemiyorsun, mikrofonu eline almışsın. Hoşuma gitti. Yani. Ama hoşuma gitti. Yani şunu söylemek isterim ki... keşke filmi izlemiş olsaydın ve... zekice bu soru sorulmuş olsaydı bana... Çok daha fazla sevinirdim herhalde. Evet beyler, bir dakika. Şimdi ben aynı Okan gibi. Bir dakika. Sen ver o mikrofonu bana, anlaşılır. O mikrofonun dolaştığı yerlerde hiç hayırlı şeyler olmayacak. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.